Şuraya bak ya, giyecek doğru düzgün bir şeyim yok. Neden öyle diyorsun kızım? Allah'a şükür dolabın elbise dolu. Bunların hepsi paçavra. Yapma kızım. Bunları da bulamayanlar var. Haline şükret. Neye şükredeceğim ya? Millet şu benim giydiğim elbiseleri toz bez olarak bile kullanmaz. Ben bunlara layık mıyım anne, söyle. Layık mıyım? Bu kenar mahallede oturmaya, bu üçüncü sınıf insanlarla aynı nefesi solumaya layık mıyım? Nefret ediyorum. Buradan da, bu insanlardan da nefret ediyorum. Ferda, kızım yapma böyle. Kınama bu garip insanları. Onların suçu mu bu? Peki benim suçum ne? Mecbur muyum burada çile çekmeye? Kızım, bu zamana kadar senin bir dediğini iki etmedik. Ablanı almadık, sana aldık. Kendimizden kıstık, sana harcadık. E ne istediysen yaptık. Yaptığınızda sanki bana mücevherler aldınız. Kürkler, pırlantalar aldınız. Deme böyle kızım. Allah'ın gücüne gider. Ama göreceksin anne. Evlendikten sonra hepsine kavuşacağım. Kürklerim, pırlantalarım, mücevherlerim olacak. Ne pahasına olursa olsun anne. Yok, yok, yok. Doğru düzgün giyecek bir tane elbisem yok. Bir hafta sonra istemeye geliyorlar anne. Bu rüküş şeylerle mi karşılayacağım onları? Tamam kızım. Akşam çarşıya çıkıp bir şeyler alırız madem. Çarşı mı? Ne işimiz var çarşıda pazarda anne? Gideceksek AVM'ye gideceğiz. Peki yavrum, sen nasıl istiyorsan. Gerçi orada üç kuruşa ne alınır bilmiyorum. Rezil olacağız vallahi anne. Rezil olacağız. Rezil. Neden o? Anne biliyorsun, Eminler müteahhit. Ev zaten kötü. Eşyalar desen öyle. E bari kıyafetlerimiz düzgün olsaydı. E bana aldık diyelim. Senin de babamın da doğru düzgün bir şeyi yok. Bakarız bir çaresine. Sen merak etme. Kendini de bu kadar üzme. Güzel kızım benim. Vallahi billahi de çok güzel durdu. Benim kızıma ne yakışmaz ki zaten. Güle güle giy kızım. Teşekkürler. Fena olmadı. Hiç yoktan iyidir. Aa, kızım. Neden engel oldun? Bir çift defa hak etmişti. Bırak Sedat. İstemeye gelecekler ya. O yüzden gergin biraz. Bu kadar kıymet bilmezlik de olmaz ki ama. Bunun bir kulağını çekmek lazım. Üzerine varma dedim ya. Hayırlısıyla şu iş bir olsun da ondan sonra konuşurum ben. Tamam öyle yap. Sahi sormadım. Sen bunca kıyafeti nasıl aldın? Aman biraz para biriktirmiştim. Dur bakayım. Bileziklerini mi bozdurup aldın yoksa o elbiseleri? İçim hiç el vermedi Sedat. Sana da söyleyemedim. Bana niye söylemiyorsun? Sana çok yüklenmek istemedim. Bu aralar sıkışık olduğunu biliyorum çünkü. Lafa bak. Yazıklar olsun sana be. Ben bu evin reisi değil miyim? Söyleseydin... Ben mutlaka bir şeyler ayarlardım. Allah Allah. Ya niye böyle sahilde oturuyoruz? Bir kafede falan otursaydık ya. Ama buradakilere de kafe mi diyorsun sen? İki masa atmakla kafe olunmuyor canım. Bir gün etilere,
Nişantaşı'na gidelim de kafe nasıl bir şeymiş göstereyim sana istersen. Vallahi benim senin gibi yüksek beklentilerim yok. Ben elimdekilerle mutlu olmaya çalışıyorum. Böyle düşünen her zaman kaybeder. Neyse, sen derdine yan. Ben yakında bu kenar mahalleden kurtuluyorum nasıl olsa. Yoksa istemeye mi geliyorlar? Evet, bu cuma. Senin adına çok sevindim. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol Emel'cim. Müteahhitti değil mi? Evet. Bu sefil hayattan kurtulmama az kaldı. Öyle bir düğün yaptırtacağım ki dillere destan olacak. Boğaz'daki 5 yıldızlı otellerden birinde. Ya da muhteşem bir yatta. Takılarım, elbiselerim herkese parmak ısıttıracağım. Rüya gibi bir düğün. Sonrasında da çok zengin bir yaşantım olacak. İnşallah. İnşallah mı? Kızım, ben bu yaşantıya ne pahasına olursa olsun kavuşacağım. Bunun için her şeyi göze almaya kararlıyım. Sen ne yaptın? Nişanlanalı 6-7 aya geçti değil mi? Düğün ne zaman? Vallahi Şenol'un durumu bu aralar biraz sıkışık. Biz de mecburen erteledik. Kızım sen de gittin. Bula bula garsonu buldun. Garsondan koca mı olur? Olur tabii. Namusuyla kazandıktan sonra. Yuh. Oğlu olacak git hamalla falan evlen. İnsanları böyle aşağılaman hiç doğru değil Ferda. Sen böyle düşünmeye devam et. O garsonun evlenip acından ölürsen görürsün. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ferda, bir şeye mi canın sıkıldı? Nişanlılığı 1 ay geçti Emin. Ne düğün tarihi belli, ne de düğünün nerede yapılacağı. Canım çok sıkkın. Bu mahallede geçirdiğim her dakika benim için kabusa dönüşüyor artık. Hayatım anlıyorum da bütün parayı yeni başladığımız site için kullanıyoruz. Biliyorsun kolay değil. 5 blok 80 daire yapıyoruz. Daireler satılmaya başlamadan önce hiçbir harcama yapamayız. Düğünü de mi yapamayacağız yani? Yani onu bir şekilde hallederiz diyorum. Ama şu anda bayağı bir risk aldık. Daireler satılmazsa çok zarar ederiz. Ya burası İstanbul, satılmaz olur mu hiç? İnşallah her şey yolunda gider de bir an önce satışa başlar paraya döneriz. İnşallah. Ama ne yap et, düğünü en kısa zamanda yap Emin. Tamam, önümüzdeki ay toplu ödememiz var. Ondan sonra bakalım. Tabii sen bazı şeylerden fedakarlık edersen. Neymiş o fedakarlık edeceğim şeyler? Düğünü Boğaz'da 5 yıldızlı otelde yapmamız şart mı? Hayatta vazgeçmem. Ben bütün eşe dosta söyledim. Ballandıra ballandıra anlattım. Düğünümün nasıl dillere destan olacağını. Şimdi vazgeçtiğimi söyleyip rezil olamam. Biraz beklesen. Ben bunu sonuna kadar hak etmiyor muyum Emin? Çok şey mi istiyorum Allah aşkına?
Madem beni istiyorsun, o zaman isteklerimi karşılayacaksın. Hı. Tamam hayatım. İstediğin gibi olacak, merak etme. Düşünebiliyor musun ya? Utanmadan kalkmış bana düğün erteleyelim biraz diyor. Düğünün olacağı belli. Neden masrafın neyse bir kenara koymuyorsun ki? Ferda'cığım, ben de senin bu boğazda evlenme ve lüks düğün ısrarını anlamıyorum. Eğer seviyorsan normal bir düğünle evlen. Böyle bir şey asla mümkün olamaz. Ben buna layık değil miyim? Ya yoksa neden evleneyim ki ben Emin'le? Hem evlenecek her kızın hayalini güzel bir düğün süsler. Mesela sen. Sen nasıl bir düğün istiyorsun? Biz nikah dairesinde evleneceğiz. Dedim ya, Şenol'un durumu düğün yapmaya uygun değil. Sen de bula bula gittin o züğürdü buldun. Hangi garson işinde yükselerek zengin olabilmiş ki? Ferda, saçmalamayı kes artık. Biz Şenol'la birbirimizi seviyoruz. Önemli olan da bu. Tabii tabii. Yemek için masaya oturduğunuzda da bol bol aşkınızı yersiniz artık. Kızım, benden sana tavsiye. O garsonu bırak. Ne yapıp edip benim gibi zengin birini bul. Hayatını ancak bu şekilde kurtarabilirsin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ya. Konuştuğumuzun üzerinden bir ay daha geçti. Sende en ufak hareket bile yok. Beni oyalıyor musun anlamıyorum ki. Yok canım, olur mu öyle şey? Ama bir şey yapmıyorsun Emin. Bir an önce düğünün yerini, tarihini belirlememiz lazım. Bak. Ben birkaç yerden broşür aldım. Ferda. Ben biliyorsun, seni çok seviyorum. Bir şey mi söyleyeceksin? Açık konuş istersen. Çok üzgünüm. Ama başımızda büyük bir dert var. Dert? Yeni yaptığımız site var ya. Blokları dikmeye başlamıştık. Ancak mahkeme kararıyla durdurmak zorunda kaldık. Avukat kesin kazanırız diyor ama mahkeme en az bir sene sürermiş. Ne diyorsun sen Emin? Şaka mı bu? Araziyi alırken böyle bir sorun olduğunu bilseydik. Ya nasıl bu kadar salak olabiliyorsun Emin? İyice incelemeden niye girdiniz ki bu işe? Şimdi ne olacak peki? Meraklanma. Yeni bir iş aldık. Bunu telafi etmek için var gücümüzle çalışacağız. Peki bizim düğün ne olacak? Onun için meraklanma. Annemle konuştum. Ziynetlerini satacak. Annenin ziynetlerini mi satacaksın? Sağdan soldan borç mu alacaksın? Ne yapacaksan yap. Ama istediğim düğünü yap. Tamam hayatım. Merak etme sen. Şuraya bak ya. Ziynet bozdurup düğün yapacak bana. Başkaları gibi zengin olamadınız. Neden hep kız kanaat geçirmek zorunda kaldık biz? Neden anne? Neden baba? Kızım, Allah'a şükür bu zamana kadar tek başıma çalıştım. Namerde muhtaç olmadan senin, ablanın, annenin boğazından tek bir haram lokma geçir. Babadan atadan kalmadı ki bize. Durumumuza şükür. Borcumuz yok, harcımız yok. Kıt kanaat geçiniyoruz. Haline şükret.
hem ben ailemdeki huzuru, mutluluğu milyonlara değişmem. Huzur, mutluluk parayla olur baba. Paran yoksa insan bile olamıyorsun artık. Bunu anlayın. Neredesin Emin? Ağaç ettin beni burada. Toplantı mı çıktı? Niye söylemiyorsun bana? Ne zaman gelirsin peki? Uf, yarım saat mi? Tamam, bekliyorum. Ya dikkat etsenize. Çok özür dilerim, affedersiniz. Al işte, çalışmıyor. Size hemen yenisini alayım. Yenisini mi? Evet. Madem kabahat benim, telafi etmeliyim değil mi? Bir saniye ben. Bir daha bir deneyeyim, belki düzelir. Bu sefer açıldı. Tüh, size telefon alma şansını kaçırdım. Çok istiyorsanız bir tane de siz alın. Hemen gidelim, buyurun. Teşekkür ederim, sağ olun. O zaman kendimi affettirmek için izin verin, size bir yemek ısmarlayayım. Çok naziksiniz ama teşekkür ederim. Israr ediyorum, lütfen beni kırmayın. Madem çok ısrar ettiniz, peki. Lütfen. Nişanlı mısınız? Yoksa inşallah ben mi yanılıyorum? Evet, nişanlıyım. Nişanlandığınız adam çok şanslıymış. Teşekkür ederim Kerim Bey. Ama ben onun kadar şanslı olduğumu düşünmüyorum. Hı. Çünkü bana verdiği sözleri tutmuyor maalesef. Ne yazık. İnsan böyle güzel bir hanımefendi üzer mi? Yemek için çok teşekkürler. Rica ederim Ferda Hanım. Hay Allah, bu yine kapanmış. Demek ki buradan sonra gideceğimiz yer belli oldu. Neresiymiş orası? Size yeni bir telefon almaya. İtiraz istemiyorum. Peki madem. Cep telefonum bozuldu diyorum Emin. Neden anlamak istemiyorsun? Evet, yeni bir tane aldım. Yarın mı? Yarın olmaz, bir işim var. Ben seni ararım. Of! Yine ne istiyorsun? Ya kötü bir niyetim yoktu Ferda Hanım. Sadece bir şey söyleyecektim. Ay pardon, ben başkası sandım Kerim Bey. Buyurun.
Ferda Hanım, telefonun aksesuar kutusu benim arabada kalmış da size nasıl ulaştırayım diyecektim. Hay Allah. İsterseniz yarın yine aynı yerde buluşalım. Hem sohbet ederiz. Tabii rahatsızlık verdiğimi düşünmezseniz. Ne desem bilmem ki. Buyurun efendim. Buyurun. Eğer gelmeseydiniz çok üzülecektim. Huyum kurusun. İnsanları üzmeyi hiç beceremem. Çok affedersiniz Ferda Hanım. Hüseyin Bey, önemli bir görüşmedeyim. Beni aramayın demedim mi? Peki, 500 bin dolar çekin, kapatın borcu. Tamam. Tekrar kusura bakmayın. Siz olmadan yapamıyorlar demek ki. Sahi, ne iş yapıyordunuz? Ayakkabı üretimi yapıyorum. Biri Gebze'de, biri Halkalı'da iki fabrikam var. Şu an bir fabrikatörle yemek yiyorum, öyle mi? Öyle görünüyor ama ben sizden daha şanslıyım. Neden o? Çünkü siz bir iş adamıyla, bense bir prensesle birlikteyim. Ne güzel iltifatlar bunlar. Ama ne yazık ki kalbiniz başkasında. Aslında pek öyle değil. Hı? Sahi mi? Evet. Aile baskısıyla nişanlandım ben. Yoksa ona karşı bir şey hissetmiyorum. Karşınıza aşık olacağınız biri çıkarsa ne yapacaksınız peki? Bilmem. Onu da zaman gösterir herhalde. Benimle evlenir misin? İnanamıyorum sana. Tabii ki evet. Teklifimi kabul ederek beni dünyanın en mutlu insanı yaptın Ferda. Ben de bütün ömrümü seni mutlu etmeye adayacağım. Sonunda bu hayattan sonsuza kadar kurtuluyorum. Sen de sıktın artık be. Yarın 4 gibi kafede buluşalım. Neden telefonlarımı sürekli meşgule alıp sonra da aramıyorsun? Söyler misin lütfen? Acaba senden ayrılacağım için olabilir mi? Ne? Ne diyorsun sen Ferda? Bunu diyorum. Ama neden? Ne oldu?
Sorun para mı? Söylesene Ferda. Sence? Bak, eğer öyleyse yakında çözeceğim o meseleyi. Yeni inşaattaki daireleri satmaya başlıyoruz. Kusura bakma Emin. Ben bir bu kadar daha bekleyemem. Aylar geçti. Bir düğün tarihi bile alamadın. Tamam, hemen gidip alalım. Ne istiyorsan yapalım Ferda. Böyle yapma ne olur. Seni çok seviyorum biliyorsun. Üzgünüm Emin. Beni daha fazla kandırmana izin veremem. Ne param var ne pulum. Her şey ortada. Seninle olmaz bu iş. Buraya kadarmış. Kızım neden yaptın böyle? Öyle gerekiyordu anne. İyi ama Emin gibi yakışıklı, saygılı zenginini bir daha nereden bulacağım? Çoktan buldum bile anne. Yakında beni istemeye bile gelecekler. Evlenmek için aylarca beklemeyeceğim bu sefer. Bu kadar hızlı olacağını hiç beklemiyordum doğrusu. İki ay içinde kızı istedi, düğünü yaptı çocuk. Çocuk mu? Biraz daha uğraşsa benimle yaşıt olacakmış hanım. Sen de abartma artık. 38 mi, 39 mu neymiş işte? 40 değil yani. Sen niye sevemedin Kerim'i? Onu bir söylesene. Ya sevmedim değil de Emine çok ayıp oldu. Hem bu kadar kısa sürede yangından mal kaçırır gibi olması hiç iyi olmadı. Aman, bir kızı 1000 kişi ister, 1 kişi alır. İstemeye geldi diye Emine tapusunu vermedik ya, olmadıysa zorlamanın anlamı yok. Onda haklısın tabii. Ferda da Kerim de mutlu olsun. Benim tek dileğim bu. Tabii. Bir de bana bir an önce torun verirlerse. Ay inşallah. Semiha'nın olmadı nedense. Ferda'nın bari olsun. Biz de torun hasretimizi dindirelim inşallah. İnşallah hanım. Dur. Sana ne göstermeyi unuttum. Bak. Nasıl? Güzel. Sana tam 55 bin dolarlık yüzük gösteriyorum. Sen sadece güzel mi diyorsun? Ne dememi bekliyordun? Muhteşem, harikulade filan. Firma bu yüzükten sadece 3 tane üretmiş. 3 seçkin kadın için. Bunlardan biri de ben oldum. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Kerim'le müzayedeye gittik. Bir tablo için kadının biriyle fena kapıştık. O arttırdı, ben arttırdım. O arttırdı, ben arttırdım. Sonunda pes etti. Gerçi bana 120 bin lira mal oldu ama değdi. Yüzünü görmeliydin. Böyle mosmor oldu. Bir gün seninle de gideriz olur mu? Ben mi? Ne işim var canım benim oralarda? Tabii, para olmayınca. Nasıl? Beğendin mi yeni evi? Gerçi ev demek buraya hakaret sayılır. Öyle değil mi? Güzel tabii. Ama asıl önemli olan huzuru ve mutluluğu bulmak. Ay Emel, hiç güleceğim yoktu. Para varsa huzur da olur, mutluluk da olur. Daha anlayamadın mı? Bak, Şenol'la hala evlenemediniz. Ben sana dedim ama garsondan koca olmaz diye. Bak,
İstersen şöyle yapalım. Kerim'e söyleyelim. Bekar arkadaşlarıyla tanıştırsın seni. Saçmalama Ferda. Sen benim arkadaşımsın Emel. Senin kötülüğünü ister miyim hiç? Hem kimseye yapmam böyle bir iyilik. Bu teklifi yabana atma bence. Şenol'a yol ver gitsin. Böyle konuştuğuna inanamıyorum Ferda. Lütfen bu konuyu burada kapat. Aman sen bilirsin. Hayatını kurtarmaya çalışıyorum. Ama zorla güzellik olmaz. Hem zaten yine de zengin biri seni beğenecek diye bir şey yok. Ama bir şansını dene istemiştim. Gerçi pek şansın da yok ama. Yeter artık Ferda. Bu saçmalıklarına ve aşağılamalarına daha fazla dayanamayacağım artık. Şuraya bak. Adam yerine koyup evimize alıyoruz. Yol yordam öğretiyoruz. Kızın yaptığına bak. Böylelerine acımayacaksın. Zaten kabahat bende ki. Böyle beş para etmez insanlarla arkadaşlık ediyorum. Bundan sonra bitti. Ne yapıyorsun? Hiç. Dergi karıştırıyorum biraz. Hayatım, artık ailemize yeni birinin katılmasının zamanı gelmedi mi sence de? Yine mi çocuk konusu? Ama Kerimciğim ben sana ne dedim? Biraz hayatımızı yaşayalım demedim mi? Ama kaç ay geçti? Ama Kerim daha görmek istediğim o kadar çok yer var ki. Hamileyken evden çıkamayacağım. Çocuk olunca da. Bırak da doya doya gezelim birazcık. Mesela son bir aydır hiç yurt dışına gitmiyoruz. Haklısın. O zaman yarın Paris sözümüzü yerine getirelim değil mi? Evet, Paris harika. Ay çok güzeller. Alamasaydım deli olurdum vallahi. Ferdacığım, şu harcamalara biraz dikkat etsen diyorum. Bu kadarı biraz savurganlığa giriyor. Bu da nereden çıktı şimdi? Ne istersen al hayatım diyen sen değil miydin? Öyle dedim tabii. Yine söylüyorum ama biraz dikkatli ol diye uyarıyorum sadece. Kerim, benimle evlenirken bana verdiğin sözleri unutma lütfen. Peki hayatım, söylediğimi unut lütfen. İnsanda heves heves bırakmıyorsun. Ay anne, kaç defa söyledim sana, o tatlı kaşığı. Çorbayı onunla içmeyeceksin. Bir öğrenemedin yani. Hadi bizim yanımızda neyse de, başkasının yanında yapma bari. Bendeki de laf. Kimin yanında yapabilirsin ki? Evinizdeki tabak belli, çatal kaşık belli. Kalk hanım. Ne oldu baba? Yeter artık. Bu ukalalıklarına, aşağılayan tavrına son vermeden seninle görüşmeyeceğiz. Baba, Ferda'nın kötü niyeti yoktu. Doğruları öğretmeye çalıştığım için suçluyum öyle mi? Ne bu ya? Sürekli beni, anneni aşağıla, zenginliğini başımıza kak. Allah seni bildiği gibi yapsın. Baba, yapmayın lütfen. Gel. Ferda, sen de bir şey söylesene. Gel. Aman bırak Allah aşkına. Yarın paraya ihtiyaçları olduğunda çalarlar yine kapımızı, merak etme.
Vergi cezası gelmese sorunu büyümeden halledecektim ama... ...5 milyon lira ceza gelince çok sarsıldım. Bildiğin gibi değil. Kredi borçlarına ayırdığımız parayı oraya verdim. Şimdi orayı kapatmam lazım haliyle. Eğer sen bana bir aylığına bana destek olabilirsen... ...şimdilik 2 milyon yeter bana. Yapma ya. Veremiyorsun yani. Ya bir aylığına ya. Başka yerden kredi alamıyoruz. Evler, fabrikalar falan hepsi ipotekli. Yok. Kimsenin haberi yok. Ferda'nın bile haberi yok. Ona hiçbir şey hissettirmiyorum. Anlarsa çok üzülür. Neyse ben bir şekilde hallederim artık. Yine de sağ ol. Hoşça kal. Gülsüm, seni bilmem ama benim için Ferda artık öldü. Deme öyle Sedat, yapma. Bizi nasıl hor gördüğünü, aşağıladığını görmedin mi? Benim Ferda diye kızım yok artık. Haklısın. Aşırıya kaçtı ama aslında onun suçu değil. Kerim onu çok değiştirdi. Çok zengin olunca kaldıramadı kızcağız. Keşke Emin'den hiç ayrılmasaydı. Hiçbir şey fark etmezdi. Emin de durumu toparladı. Bayağı zengin oldu. Onunla da evlense aynı altı yerdi. Sorun bal gibi Ferda'da. Bundan sonra bu eve Ferda'nın ne lafı ne kendisi girecek. Anladım. Tabii az buz bir para istemiyorum senden. Ama 2 yıl önceki sıkıntını da ben çözmüştüm. Ya buna karşılık iyilik istemiyorum tabii ki de. Sorun yok canım. Ben başka bir formülle hallederim. Kendine iyi bak. Aa, sen daha işe gitmedin mi? Gitmedim. Yakında ne iş ne de iş yeri kalacak zaten. Nasıl yani? Ferda, biz iflas ettik. Kaç aydır bunu sana hissettirmemeye çalıştım. Bir şekilde durumu toparlarım dedim ama olmadı. Yapamadım. Ne diyorsun sen Kerim? Bu şakaysa hemen bir son ver lütfen. İğrenç bir şaka çünkü. Çok isterdim ama maalesef şaka değil. Nasıl bu kadar aptal olabilirsin? Nasıl iflas edersin? Koskoca 2 fabrikayı nasıl batırırsın? Vergi cezası her şeyi mahvetti. Hazırdaki parayı, evleri, arsaları o borcu kapatmak için kullandım. Yetmedi kredilerin parasını da oraya yatırdım. Kredi ödemeleri birikti, artık ödenemez duruma geldi. Para... Bir kenara bizim için para ayırdın ama değil mi? İşler ha bugün ha yarın rayına girer diye sürekli kenara ayırdığım paradan da harcadım. O para da çoktan bitti. Banka kasasındaki mücevherleri bile sattım. Ne? Allah senin cezanı versin. Nasıl yaparsın bunu? Onlar benim de alçak herif. Sakin ol Ferda. Merak etme. Birlikte üstesinden geliriz. Önemli olan da bu zaten. Ne diyorsun sen ya? 5 paran yok senin. Seninle ne işim olur benim? Hemen boşanma davası açacağım sana. Ne? Kerim Bey'in evrağı var. İmzalar mısınız? Tabii. Ne yapacağım ben? Al. Birkaç güne kadar böyle bir zarf da benden gelecek. Boşanacağım senden. Allah kahretsin.
Kerim. 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 Ne oluyor? Kerim. Kerim. Anne. Kızım. Ben sokakta kaldım. Gidecek yerim yok. Burası senin yuvan falan değil. Biz senin annen baban değiliz. Git. Zengin arkadaşlarının yanında kal. Hadi, hadi. Yavrumuz. Yaptıklarını unutalım mı diyorsun yani? Şimdi bunların sırası mı? Kocasını kaybetti, perişan oldu. Kızımızın yeri sokaklar mı Sedat? O bizim evladımız. Gel şu inadından vazgeç. Kızım ne yapıyorsun? Bırak beni baba. Size insanlar o kadar kötü davrandım ki. Yaşamayı hak etmiyorum ben. Saçmalama kızım. İntihar en büyük günahlardan biri. Ama baba, ben sana, anneme,
Emel'e neler yaptım. Hakir gördüm, aşağıladım, hakaretler ettim. Allah'ım ne aptalmışım. Beni affedebilecek misiniz? Affetmez miyiz kızım? Hadi, seni eve götürmeye geldik. Abla, abla, abla iyi misiniz? Abla neyiniz var? Böyle görünce bir şey falan oldu sandım. İyisiniz değil mi? Zaten gerçek olamayacak kadar güzeldi. Onca şeyden sonra böyle bir sonu hak etmemiştim. Ne oldu? Neyiniz var? Bilmiyorum. Midem bulandı. En iyisi bir doktora görünün. Yok, sağ olun. Geçti şimdilik. Ben iyiyim. Peki. Hanımefendi iyi misiniz? Durun. Ne? Hamile miyim? Evet, bir aylık. Ferda, kızım. Hastaneden arayınca hemen geldik. İyi misin kızım? İyiyim. Çok iyiyim hem de. Size yaptıklarıma o kadar pişmanım ki. Zengin olma hevesim yüzünden, sevdiğim adamdan, ailemden oldum. Beni affedebilecek misiniz? Yuvan da yatağında seni bekliyor kızım. Yatağımın yanına bir de beşik koyarsanız olur. Yoksa